Günaydın. Herkese selam. Şu an sabahın çok erken saatlerindeyiz. İlk planım çekmece içlerimi, dolap içlerimi güzelce bir silip tozunu alıp hatta sirkelimle toz almayı düşünüyorum. İçlerini güzelce bir dezenfekte edeyim, arındırayım. Bir iki gün sonra da temizlik yapmayı planlıyorum. Hazır çekmece içlerini silip düzenleyecekken siz de bu tarz videoları izlemeyi seviyorsunuz. O yüzden de bir vlog başlatmak istedim. Umarım keyifle izlersiniz. Başlayalım. Allah aşkına bakar mısınız? Şöyle bir su torbam var. Kaplan şeklinde. Karnına su dolduruyorsunuz. Bunu buraya koymuştum. Çekmece izi çıkmış. Siz şu anda uzaktan göremiyorsunuz ama bayağı komik görünüyor. Şurada leopar izi var. Burayı daha önce de sildim ama maalesef çıkmıyor bu. Burası bitti arkadaşlar. Zaten çekmece içlerim de öyle pis değilmiş. Sizi şuradan bir çıkartayım. Şurası böyle makyaj malzemelerimin hepsinin olduğu yer. Sadece fırçalarımı yıkamadım. Onda zaten 2 tanesi falan kirli olması lazım. Ona daha sonra bakarım. Çekmece içlerini hemen şöyle göstereyim size kabaca. Burayı düzenleyeli çok olmamıştı zaten. O yüzden de dağınık değildi. Ojelerimi bu şekilde bir kaba koydum. Yanında asetonu var. Şu size geçen vlogda gösterdim. Koton ojesi mesela. Bu düzenleyiciyi de Ikea'dan almıştım. Bu şekilde 5 tane bölmesi var. İşte tokalar, tel tokalar. Şurada takılar, saatler. En sık kullandığım çekmece burası zaten. Şunu size göstereceğim bu arada. Diğerlerini de göstereyim hemen. Şurada kına tacım var. Metal kolyeler var. Bunlar kullanmıyorum açıkçası. Taçlar var şu şekilde. Duruyor. Burada yine bakım aletleri var. İşte bunda tırnak bakım aletleri. Bundaki neydi? Ha, bunda Braun'un yüz bakım aleti var. Başlıkları var. Daha önceki videolarda gösterdim mi bilmiyorum. Süngerli başlığı var. Bir de işte epilatör başlığı var. Yüz için yani. Şu şekilde. Bir tane de temizleme başlığı vardı. Ama şu anda bulamıyorum. Şöyle de bir ışıklı aynası var. Ben bu aletin yüz temizlemesini kullanıyordum aslında. Şöyle de ışıklı aynası. Ne diyordum? Şunu kullanıyordum işte. Yüz temizleme cihazı. Sonra Foreo'ya geçtim tabii biliyorsunuz. Çok uzun zamandır Foreo kullanıyorum. Bunun yüz temizleme başlığı burada değil. O yüzden gösteremedim. Merak eden olursa artık başka bir videoda gösteririm. Bunda dediğim gibi tırnaklar. Bunda yüz için. Şu ayak için zaten. Bunun içinde de ağda makinaları vesaire var. Bunu da gerçi çok uzun zamandır kullanmıyorum. Hatta 1-2 defa falan kullandım. Şu Sesun'un mor serisi. İçinde kendi yağı hepsi var. Şöyle kapağı çıkmış. Şuna da aslında şeyleri koydum. Bu çamaşır filesi. Normalde geçici olarak buraya, tek elimle hiçbir şey açamamam. Geçici olarak buraya bizim B-Fit serimizin, yani sporcu serimizin makyaj malzemeleri var. İşte fondöteni, kaş rimeli, allığı, temizleme mendili. Salona giderken bunu kullanıyordum. Şu anda gitmiyoruz tabii ama buna da çanta bulunca artık boşaltırım. Burada da ıvır zıvırlarımız var. Şöyle seyahat boy fırça seti, bavul ayraçları, diş fırçamın yedek başlıkları gibi gibi küçük ıvır zıvırlar var. Burada da genelde boş kutular var. Yine içinde ıvır zıvır olan Farmasi kutumuz. Foreo'mun kutusu. İşte saatlerimin, takılarımın kutuları. Bunlar da böyle tek çekmecede duruyor. Bunu da çok uzun zamandır kullanmıyorum çünkü filmim yok. Bu tarafa gelirsek yine aynı Ikea'nın düzenleyicisinden kullandım burada da. İşte gece yatmadan önce sürdüğüm kremler, sivilce kremlerim vesaire var. Şurada bazlar var. Çünkü oraya sığmadı bunlar büyük olduğu için. Yine bu küçük aynayı da burada işte cımbızların, makasların yanında tutuyorum. Islak mendilimiz. Birkaç tane işte yağdır, kremdir bu şekilde. Burası Allah'ım. Burada özel günlerde genelde lazım olan mesela kuru şampuandır, saç spreyidir. Bu deodorantlar zaten Farmasi'den geldi. Onlar var. Ara ara saçım için kullandığım ürünler var. Bunlar deniz tuzu spreyi ve düzleştirici maşa öncesi kullanabileceğim koruma spreyleri. Yine saç spreyleri. Bunları kullanıyorum ama saçımı kestirdiğimden beri kullanmayı azalttım açıkçası. O yüzden burada böyle bir birikinti gibi duruyor. İşte gül suları. Bunları tonik yerine kullanıyorum mesela. Makyaj temizleme suyu. Şurada şu şekilde bir maske yapabilmek için setim var. İçinde de yapmam gereken bir maske var ama bekliyor. Sizin için almıştım onu. Burada yine kil maskesi. Burada da hazır maskeler. Yani bu çekmecede de geri kalan bakım şeylerimiz var. Burada da sıcak su torbam, saç bantlarım, fularlarım, taçlarım. Burada da bir yere giderken kullandığım makyaj çantaları. İşte cüzdanımı koymuşum. Şunlar da balay otelimizden kalma maskeler. Ne olacak bilmiyorum. 2,5 senedir duruyor. kadar. Burayı da temizledim. En azından içim rahatladı. Yani buram buram sirke kokuyor şu anda burası. Aradaki temizlik dolabımın olduğu yerin için temizleyeceğim. Başka da bir şey kalmıyor herhalde. Geri kalan yerler temiz. Çok olmamıştı temizleyelim. Ha, şunu gösterecektim size. Şimdi bakın burada takılar var. Bunları size neden göstermek istedim? Çünkü benim bu kolumda sürekli taktığım bileklikler var. Bunlar bana o kadar çok sık soruluyor ki videolarımda. Bunlar altın. Ben altın dışında bu tarz bileklik takamıyorum. Çünkü vücudum 2 günde 3 günde hemen karartıyor. Daha önce defalarca aldım. Yani en fazla 5 gün sürüyor kararması. O yüzden imitasyon çok fazla takamıyorum. Kullanamıyorum. Yani uzun ömürlü olmuyor bende açıkçası. Sayfanın adını aşağıya yazacağım. Birazdan da size göstereceğim zaten. Bu sayfadaki ürünler 22 ayar altın kaplamaymış arkadaşlar. Bakın. Pul zincir deniliyor sanırım. Bunun gerçeğini istiyordum. Fakat düz olanını, bu ortasına zar boncuklu göndermişler ama bunu büyük ihtimalle ben değiştireceğim. Bu sayfanın ürünleri dediğim gibi 22 ayar altın kaplama olduğu için 2 yılda garantisi varmış. Hiçbir şekilde kararma yapmıyormuş. Ve gerçekten şöyle baktığınız zaman gerçek altın gibi. Hatta şöyle koluma koyayım. Yani buradan baktığın zaman diğerlerinden bir farkı görünmüyor açıkçası. Ben şimdi bunları kullanmaya başlayacağım. Bunu değiştireceğim tabii. Bir de kolyesini aldım. Kolyeyi de yine aynı şekilde uzun pul zincir. Ucunda şu şekilde süsü de var nazar boncuğuyla ama bunu ben çıkartırım buradan. Çünkü ben zinciri sade takmayı seviyorum. Şöyle tutturduğumu varsayarsak arkadan benim taktığım zincirden bayağı uzun. 60 santim falan olması gerekiyor bildiğim kadarıyla. Yani şu ucundakini çıkartırsam beyaz tişörtle yazın kullanabilirim. Yani ben altın rengi takmayı seviyorum. Herkes takmayı sevmez ama bana sorulan sorulardan, yapılan yorumlardan özellikle çok fazla talep olduğunu düşündüğüm için bunu size göstermek istedim. Ki bunlar bana geldikten sonra öğrendim ki birçok arkadaşım da bu şekilde kullanıyormuş. Bakalım, umarım ben de memnun kalırım. Sayfanın adı da şu şekilde. Asaf Altıre Gold Altıre Altın Kaplama. Burada bakarsanız bu düğünlerde takılan takılar da var. Şok oldum ben görünce. Yani Hint setleri var. Bakın. Şu şekilde bilezikler var. Kalın. İmitasyon ya da altın kaplama arıyorsanız ben yine kullandıktan sonra bakarım kararma olacak mı olmayacak mı size söylerim. Özellikle kolumdaki bileklikleri, boynumdaki zinciri soran arkadaşlar bu sayfadan o tarz modeller bakabilir. Çünkü bileklik modelleri de çok fazla var. Bakın. Benden gittiğinizi söyleyin. İnşallah fiyatta da yardımcı olacaklardır. Şimdi bunu kaldırıyorum ve temizliğe devam. Ve bir kahveyi hak ettim bence. Çünkü bütün çekmece içleri, dolap içleri düzenim, temizim bitti. Yani evde çok fazla çekmece yok, olanları düzenledim. Sadece mutfak dolap içlerine girmedim. Şimdi bir kahve içeceğim. Bu arada size şunu da göstermek istiyorum. Efsane güzel fincanlarım. Otto Home Dazing sayfasından. Bakar mısınız? El yapımıymış. İçerisinden şöyle bir kart çıktı. Bulaşık makinesinde yıkamayın diye. Her biri doğal taş ve doğal taşların her biri ayrı renkte. Şuradaki şöyle mor gibi, mavi, kahverengi, pembe. Şurada da mavi gibi var. Ben şimdi siyah olanı çıkarttım. Kahvemi burada içeceğim bugün. Ay, kırmayayım da. Böyle çok zarif ve kibar bir kahve takımı. Dediğim gibi Otto Home sayfasından. Benim takımım altılı ama ikili olarak da satışları var. Sayfa ile iletişime geçerseniz Esra ile zaten ikili ya da altılı takımların fiyatlarını da oradan öğrenebilirsiniz. Ben çok beğendim. Tam misafirlik. Şimdi bunu tekrar kutusuna koyup kaldıracağım. Çünkü benim kahve dolabımda yer yok. Asla yer yok, biliyorsunuz. Hala bir kahve köşesi yaptırmadığım için de şimdilik onu kaldıracağım. El altında heba olsun istemiyorum çünkü. Aa, az geldi kahvem. Neyse artık. Ben şimdi kahvemi alıp gidip Betül'le görüntülü konuşacağım. Ve bu videoya bir pazar gezmesi videosu olarak devam edeceğiz. Yarın değil, büyük ihtimalle öbür gün büyük bir temizlik yapmayı planlıyorum. İnşallah pazar gezmesinden sonra görüşürüz. İyi seyirler. Niye orada bekliyorsun? Günaydın tatlımlar. Günaydın. Böyle mi geliyordunuz? Evet, günaydın tatlımlar. Tatlımlar. Neden kemerine takmalar? Kilom buna müsait değil. Nereye gidiyoruz? Çok farklı bir yere gidiyoruz arkadaşlar. Taksim'e. Babamla geri dönüyoruz. Bence gayet güzel. Taksim'e gidiyoruz. Bugün günlerden pazar. Uyanalı çok olmadı ama çok mutsuzum çünkü boğazlarım ağrıyor. Bağıramıyorum. Niye ağrıyor boğazın? Bilmiyorum. Benim niye haberim yok? Gece uyanmam, hatırlamıyor musun ben ilaç içerken? Abi bana uyurken bir şey söylemeyin. Bak az önce Mert beni aradı. He. Kahvaltıya gelin demiş. Tamam demişim çocuğa. He. Hatırlamıyorum. Şimdi az önce Gülnur'la konuşurken söyledim de aklıma geldi. Uyku ve yemek. Bunların dışında her şeye varım. Gece ben ilaç içerken uyandın aslında. Dedin ki ne yapıyorsun dedim. Boğazım ağrıyor, ilaç içeceğim dedim. Fıs fıs sıkacağım dedim. Ben mi? Evet, tamam ben dedin sen de. Ben de fıs fıs sıktım, geri yaptım. Kameram orada nasıl duruyor şu an, düşmedi? Ben ayarladım onu. Bugün hava bildiğiniz 40 derece falan. Bayağı sıcak ve benim giydiğim mont. Bugün 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. Aa evet. Gününüz kutlu olsun. Teşekkür ederiz. Allah sizi başımızdan eksik etmesin inşallah. Amin inşallah. Herkesin Kadınlar Günü kutlu olsun. Emekçi kadınların günü. Amin. O gerçekten bugün acayip sıcak. Kaç evet sıcak gösteriyor? Ve benim montum ne, ne alaka, bakar mısın? 25 derece gösteriyor. Yandım şu an ben. Ama 25'ten fazla gibi sanki. Hissedilen 35. Ha, bak bak işte kaza böyle oluyor, gördün mü? Ama onun önünden de araba çıktı galiba. Onun kırmızıya geçiyor. Annemi arayalım mı? Fatma Sultan. Anam, çilekeş anam. Kadınlar gününü mü kutlayacağım? Hı. Herhalde kutlama yapıyorlar, babamla açmıyor. Alo. Ne yapıyorsun anacığım? Çilekeş anam. Derbeder anam. Biz de şimdi dışarı çıktık. Vallahi yok anne ya. Ay. Sen ne yapıyorsun? Neredesin? Neredesiniz? Oo, afiyet olsun. İkiniz mi? Yok ya, iyi siz baş başa da. Yok yok. Ya bir yere gittiğimizde ne? Bir gün de baş başa takılın. Ne var Allah Allah. Bugün kadınlar günü. O yüzden mi yemeği çıkarttık? Ya. Anne yok yok, afiyet olsun sizin. Tamam hadi görüşürüz. Dedim sana, kutlama yapıyorlar yemekler. Gerçekten mi? Evet. Neredeler? Şeyde, sosyal testlermiş. Erkenciler. Oğuz Bey. Buyurun Hanife Sultan. Kamerayı da oraya koydu, nereye çektiği belli değil. Beni çekiyor, sen önemli değilsin yani. Az giren. Konuşmuyorsun ama. Alo. Vallahi iyi anne. Siz ne yapıyorsunuz? Nasılsınız? Yani iyisiniz inşallah. Kadınlar gününüzü kutlamak için aradım ben ya. Babam ne yapıyor? Nasıl? Kendinize iyi bakın. Var mı bir isteğiniz buradan? Hadi görüşürüz. Baban köydeymiş. Günaydın. Kaç gündür köyde babam, çoktan gitti. Sonunda orada soluğu aldı adam ya. Ne kadar seviyor köyü. Müzik değil mi? Müzik. Peki şefin tostu, açık tost yapması. Çok farklı bir sunum olmamış mı aşkım? Yani sanki tost değil de pizza gibi. Değişik, evet şey, değişik yapıyor. Eli çok lezzetli şefim. Senin taban da fena görünmüyor. Paçanga var. Paçangaları da kendi açıp yapıyormuş, biliyor musun? Evet. Osmaniye'de olan varsa buraya yemeğe gelebilir. Çok lezzetli. Aslan kardeşim. Aslan kardeşim. Eşimiz beyler bizi yemeğe götürüyor. Gerçekten yaptığımız en büyük aktivite yemek yemek. Ne güzel işte, daha ne istiyoruz? Osmaniye gibi bir yerde Taksim kafemiz var. Yemek yemek için de her yere gidebiliyoruz. Arabada doğru. Her hafta altımızda araba değiştiriyor. Bak ne araba ne alaka belki. Her hafta bindiğiniz araba farklı ya. Şimdi konuşurdum da konuşmayacağım. Güldür konuşmamaya yemin etmişler. Gerçekten konuşmayacağım. Yani kemeri şey yapar mısın? Biliyorum, ne yiyoruz onu söyleyin. Balık üstü kebap. Bak. Met ne yiyeceğiz? Ne yiyeceğiz? Kardeşim. Küçük balık var ya, şöyle küçük fazla olmayan fiyatlı. 15'lik olanlar. Hamsi falan yiyelim ya. Ne hamsi? Yok yok yenge, o hamsi pahalı yazıyor. Bir tane küçük şu kadar var ya. Bence yemeyelim ya, gidelim oturalım, koklayalım, kahve falan içelim. Ben söyleyeyim geliriz. Siz koklayın. Yemeklere salata falan geliyor ya. Bir bak, tane ortaya söyleyelim. En güzel pazar aktivitesi. Her zaman. Biz de hiçbir şey beğenmiyoruz ya. Mert yo biz çok mutluyuz, baksana yüzümüze. Mert bile 6 kişiye yemek yemeye cesaret etmiş, hala beğenmiyoruz. Haklısınız. Haksız mıyım? 1.200.000 limitim kaldı. Mükemmel bir restoran. Niye odaklamadı. Ne? Niye öyle tepki verdin? Bilmiyorum. Kesenize bereket Mert Bey. Teşekkür ederiz. Bunun acısını çok biz çıkartacağım. Saygılar. Saygılar. Görüşmek üzere. Bir sonraki yemekte. Çok aşırıydı bu. Mekan kötü duruyor ama çok iyi şey yapıyorlar. Şey yapıyorlar.